Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlerle böyle değişik bir çiçek modeli yapımını paylaşacağım. Bakın bu şekilde iki katlı bir çiçeğimiz. Ben tek renk kullandım. Sizler iki renk, üç renk de kullanabilirsiniz. Şu orta kısmının farklı renk. İkinci bölümü farklı renk, üçüncü bölümü farklı renkte yapabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi tek renkte kullanabilirsiniz. Şimdi bu çiçeğimizin yapımına geçelim. Öncelikle malzemelerimiz bir adet tek renk ipliğimiz var. Makasımız var. İpliğimizi kesmek için. Ve tığımız 2 numara 1,75 milim. Şimdi çiçeğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki gönderi paylaşımlarımda abone olduğunuz durumda hemen sizlerin haberleri olacaktır. Paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çiçeğimizin yapımına başlayalım. 6-7 tane zincir çekelim. Altı ya da yedi fark etmez. Ben yedi tane zincir çektim. Onu bir yuvarlak haline getirelim. Bir, iki, üç zincir çekerek yukarıya çıkalım. Tığımızın zilini alalım. Yuvarlağımızın içine batalım. Bakın bir kere de örelim. İki tane ilmeğimiz tığımızda kalsın. Tığımızın üzerine alalım. Batalım. İki ilmeğimizi örelim. Tığımızın üzerinde 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizi birden örelim. Araya 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yuvarlağımızın içine batalım. 2 ilmeğimizi örelim. Tığımızda 2 ilmeğimiz kalsın. Yani trabzanımızı yarım yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Yine yuvarlağımızın içine batalım. 2 ilmeği örelim. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Tığımızın üzerine alalım. Yuvarlağımızın içine batalım. Yine 2 ilmeğimizi örelim. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanı yarım yaptıktan sonra en son 4 ilmeği birden toplayalım. Bu şekilde. Tekrardan araya 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yine yuvarlağımızın içine batalım. 2 ilmeği birden örelim. İkisi tığımızda kalsın. Tığımızın üzerine alalım. Batalım. Yine 2 ilmeği örelim. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Tığımızın üzerine aldık. Yine battıktan sonra 2 ilmeği örelim. Ve sonrasında 4 ilmeği birden örelim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane yaptık. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın zilini alalım. Yuvarlağın içine batalım. 2 ilmeği birden örelim. Hep yarım trabzan yapıyoruz. 3 tane yarım trabzan yapalım. Bu şekilde en son 4 ilmeği birden toplayalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yuvarlağımızın içine batalım. 2 ilmeği birden ördük. Batalım. 2 ilmeği birden örelim. 3 ilmeğimiz tığda. Tığımızın üzerine alalım. Yuvarlağımızın içine batalım. Yine 2 ilmeğimizi birden örelim. En son 4 ilmeği birden örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptık. Şimdi 6.'yı yapalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve 6.'yı yapalım. Evet, en son 6.'yı da yaptık.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çiçeğimizin yaprağı var. Sonrasında yine 3 zincir çektim. Şu baştaki çiçeğimizin baştaki yaprağının tepesine batalım. Bu şekilde tığımızı içinden geçirdik. Bakın bu şekilde orta kısmını yapmış olduk şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Burayı tek renk yani çok renkli yapmak isterseniz yani 3 renkli yapmak isterseniz ipimizi burada kopartabilirsiniz. Bir sonraki şu yapraklarımızı farklı renkli yapabilirsiniz. İkinci kısmımızı. Ben tek renk kullandım bütün çiçeğin yapımında. Evet, şimdi bir sonraki sıramıza geçtik. İkinci sıramızdayız. Şöyle yuvamızın içine batalım. İlmeği içinden geçirelim ve yuvanın içine girmiş olduk. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Ve bu şekilde yuvamızın içini ikili trabzanlarla dolduralım. Zincirimizle beraber 4 tane oldular. Kaç tane yapmışız? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5. ikili trabzanımızı da yaptık. Ve 1, 2, 3 zincir çekelim. Yine aynı yuvanın içine batalım. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki yuvanın içine geçelim. 4 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekelim. Yine aynı yuvanın içine bu şekilde batalım. Bir, iki, üç zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki yuvanın içine batalım. Bu şekilde. Dört tane ikili trabzan yapalım. Bakın, dört tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir, iki, üç zincir çekelim. Yine aynı yuvanın içine batalım. İkinci sıramızdaki çiçeğimizin yaprakları da bu şekilde olacak. Bu şekilde hepsini şuraya kadar tamamlayalım. Evet, bu şekilde en son yaprağımızı da yaptık çiçeğimizin bu şekilde. Ve şu kısma batıp sabitleyelim. İlmeği içinden geçirip sabitledik. Bu şekilde. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Şu kısımlarını yapacağız çiçeğimizin. Beş zincir çektikten sonra şöyle arka kısımdan bakın şöyle şu aradan geçirerek buraya bağlayalım bu 5 zincirimizi. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Bir sonraki şöyle yaprağımıza böyle arkadan bağlıyoruz. Burası ön kısmı. Şöyle arkadan bağlayarak ilerliyoruz. Böyle arkadan bağlayalım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Bakın burası ön kısmı. Arka kısımdan bağlayalım. Bakın
Bakın bu şekilde oluyor arka kısmımızda. Arka kısmındaki zincirler bakın bu şekilde. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Yine sıradaki yaprağımıza şöyle arkadan bağlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Sıradaki yaprağımıza bağlayalım. En son yaptığımız yere geldik. Başlangıç kısmına geldik. Orayı da bağladıktan sonra bakın şöyle oldu. Buralarda zincirlerimiz var. Böyle. Yine onlar da 6 tane oluyorlar. Burası çiçeğimizin arka kısmı. Burası ön kısmı. Şimdi o zincirlerimizin içlerini dolduracağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. Ve bu şekilde zincirlerimizin içlerine batarak 3 defa da yukarıya çıkalım. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. Zincirlerimizin içlerine batalım. 1, 2, 3 defa da yukarıya çıkalım. Bu şekilde kaç tane doldurmuşuz bir sayalım. Zincirimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirlerimizle beraber 8 tane. Öncelikle 6 tane ikili üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. 3 defa da yukarıya çıkalım. İki, üç defa da yukarıya çıktık. İki defa dolayalım. Bir, iki, üç defa da yukarıya çıkalım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yaptık. Bir, iki, üç defa da yukarıya çıktık. Şu anda yedi tane oldular. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane oldular. En son 4 zincir çekelim. Yine aynı yere batalım. Bu şekilde birleştirmiş olacağız. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Bir sonraki zincirin içini tekrardan doldurmaya başlayalım. Yine zincirlerimizle beraber 8 tane dolgu olmuş olacak. Şu an 3 taneyi yaptık. Beş tane oldular. Şu an yedinciyi yapıyorum. Bakın şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedinciyi yaptım. Sekizinciyi bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Yine aynı yere. Böyle batıyoruz. Şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Şimdi şu şekilde göstereyim size. Arkadaki yapraklarımız biraz uzun oluyorlar. Üçlü trabzan yaptığımız için. Bu şekilde arkadaki şu zincirlerimizin içlerini doldurarak en sonuncu zincire kadar gelelim. Evet, bu şekilde. Bakın en son yaprağımızı da doldurduktan sonra ipimizi koparttık ve çiçeğimizi bitirmiş olduk.
Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu çiçeğimizi çeşitli örgü süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.